Merhaba, bugünkü tarifimiz fırında nohutlu tavuk. Klas Gurme'den en lezzetli tarifler bu kanalda. Malzemeler: 4 adet tavuk budu, 800 gram haşlanmış nohut, 1 iri baş soğan, 8 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 defne yaprağı, karabiber, tuz. Fırında tavuklu nohut çok lezzetli bir yemek. Yapımı da ayrıca çok kolay. Önce tavuk butlarının içindeki fazla yağları çıkartıp atıyoruz ve her budu ikiye kesiyoruz. Gördüğünüz gibi butlar çok yağlı oluyor. Onun için mutlaka bu yağları çıkartın. Eklem yerlerinden bir bıçakla keserek ikiye ayırın. Dilerseniz derisini çıkartın ama ben derisiyle pişiriyorum. İstenirse daha sonra atılabilir. Çünkü yemeğe yağ kullanmıyoruz. Kestiğiniz parçaları yıkayın ve kağıt peçeteyle kurulayarak bir kenara bırakın. Tencereyi yağsız olarak kızdırın. İçine tavukları derili kısımları alta gelecek şekilde burada gördüğünüz gibi dizin. Orta ateşte hafif altınımsı bir renk alıncaya kadar çevirerek iki taraflarını da kızartın. Bir seferde hepsini koymayın, etiniz sulanmasın. 2 veya 3 parti olarak yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tavuk butları yeterince yağ salıyorlar kızarma sırasında. Tavuklarınız kızarırken soğanı ve sarımsakları soyun. İrici olarak biraz doğrayın ve daha sonra tencereye kızartmış olduğunuz tüm tavuk parçalarını koyun. Üzerlerine soğan ve sarımsakları ekleyin. 1-2 yavaşça çevirerek soğanlar bir parça yumuşayıncaya kadar kavurun ve tencerenin kapağını kapatarak 15-20 dakika kısık ateşte demlendirerek pişirin. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşadı ve tavuklar da soğanlar da sularını bıraktılar. Küçük bir kasede iki salçayı karıştırın ve bir parça suyla açın. Annem hep derdi ki yalnızca domates salçası kullanmak yemeği ekşi yapıyor. Onun için daima biber salçasıyla karıştırın. Ben de öyle yapıyorum. Etlerin üzerine bol karabiber serpin, tuz serpin. Fazla tuz ilave etmeyin çünkü salça bir parça tuzlu oluyor ülkemizde. Hafif suyla açmış olduğunuz salçayı dökün ve hepsini bir parça karıştırarak içine yarım litre kadar sıcak su ekleyin. Kaynamaya başlayınca kapağı kapatıp etler yumuşayıncaya kadar 35-40 dakika pişirin. Tavuk eti nohuta çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Çok lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor sayın izleyiciler. Yalnız mümkün olduğunca tavuğun but kısmını kullanın. Çünkü beyaz kısım kuru oluyor. Nohut da özünde kuru bir bakliyattır. O yüzden daha yumuşak, daha yağlı bir etle pişmesi yemeğinizi daha lezzetli hale getirir. Bu arada önceden haşlamış olduğunuz nohutları ekleyin. Yavaşça karıştırın nohutlar yayılsın diye. Kaynamaya başlayınca içine defne yapraklarını atın ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte hemen hemen 15-20 dakika daha kaynatın. Yemeğiniz pişince tavuk parçalarını derin bir fırın kabına dizin. Üzerlerine nohutları boşaltın. Defne yapraklarını koyun. Tabii ki yemeğin sosunu da yine üzerlerine boşaltın. Ve önceden 200 derecede kızdırılmış fırında hemen hemen 15-20 dakika kadar pişirin. Sayın seyirciler, bu yemeği pişirirken ilave olarak yağ kullanmıyoruz. Sadece tavuğun kendisinin bırakmış olduğu yağı kullanıyoruz. Gördüğünüz ne kadar muhteşem oldu. Hafif demlendi. Hem lezzetli hem de güzel görünümlü bir yemek. Afiyet olsun. Umarım tarifinizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.